Efendim hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Kanal 7 ekranlarında muhterem hocamız Necmettin Ulusaşan'la Cuma Sohbetleri başladı. Yayınımıza hoş geldiniz. Muhterem hocamız bizlerle, sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Cumanız mübarek olsun hocam. Allah razı olsun. Nasılsınız? Hamdolsun, Rabbimize şükür. Siz de iyisiniz inşallah. Teşekkür ediyoruz hocam. Hürmet edelim, ellerinizi öperim. Estağfurullah. Bereketli bir program olsun muhterem hocam inşallah. İstifade edelim ziyadesiyle. Sevgili izleyenler, yayınımıza katkılarınızı bekliyoruz. Bize ulaşabilirsiniz. Hocamıza dini hayata dair, sosyal hayata dair sorularınızı iletebilirsiniz. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. Instagram'dan yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Hatırlatmalar var. Bugün yine hediyelerimiz var. Kalem kağıt hazır olsun. Şifreler vereceğiz. Ama telefonumuz da var. İzleyicimizi bekletmeyelim. Hatırlatmalar daha sonra diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Hoş geldiniz. Hatta mı izleyicimiz Sevda Hanım? Şu anda evet. Yayındasınız. Hayırlı günaydın, cumalar. Günaydın. Sabahlar. Hocam, teşekkürler. Ellerinizden öpüyorum. Estağfurullah efendim. Hocam ben geçen cuma temizlik yaparken dolabın içine acil bir şekilde bir kağıt parçası buldum. İçini açayım dedim, baktım ve bir ürktüm. Ne olduğunu bilmek istiyorum. Ne olduğunu biraz telefona yakın konuşabilir misiniz? Telefona yakın duyalım sesinizi. Hocam, ben geçen cuma günü temizlik yaparken dolabın içinde bir kağıt parçası buldum. Evet. İçini açtım. Baktım ve bir ürktüm yani. Bana yardımcı olur musunuz? Bunu WhatsApp hattından da size gönderdim. Nasıl bir kağıt parçasıydı? Arkadaşlarımız aldılar mı? Yolladınız evet, mı biraz aldılar. Evvel? Evet aldılar. Nasıl bir kağıt parçası? Ne yazıyor? Okuyabildiniz mi? Ya ben okuyamadım. Sadece arkadaki Çukur Cuma'daki hocaya götürdüm. Korkma dedi. Elimden aldı, yaktı ve ben onun fotoğrafını zaten çekmiştim. Evet. Fotoğrafı bende olduğu için size gönderdim. Yıldızlar var, Kur'an yazısı var. Böyle sanki beni bir kafese almışlar, kafesin içinde. Yani ne olduğunu tam olarak bilemiyorum ama gerçekten çok korktum. Siz büyü olduğunu düşünüyorsunuz sanırım. Evet. Peki evet, aileden hocam. Birisi bırakmış olabilir mi? Ne bileyim, eşiniz... Evde yaşayanlar sordunuz mu? Bu nedir? Bilen var mı? Bırakan var mı? Ya ben birisinden şüpheleniyorum hocam. Benim kızımın doğum günü oldu işte. Hı hı. O doğum gününde ne olduysa oldu. O kişiye ben söyledim ama kendisinin olduğunu söylemedim ve bu aralar telefon bile etmiyor bana. Günde 2-3 kere telefon açıyordu bana. Hı. Ve devamlı evime giren çıkan insan, ekmeğimi yiyen insan, ben de onun evine giderim, çayını ekmeğini yerim. Hı hı. Ama niye böyle bir şey ben onu anlayamıyorum. Hani ona bir kötülüğüm olsa, bir şey olsa anlayacağım. Bu bahsettiğiniz kişi komşunuz mu? Benim kızımın ilkokuldan beri arkadaşı. Şu an ortaokulda hala devam, birlikte okula gidiyorlar. Kızınızın arkadaşı, okuldan evet. Arkadaşı. Evet, İlkokuldan beri şu anladım. An ortaokulda hala birlikteler. Niye ortaokula giden bir talebe niye böyle bir şey yapsın? Ya kızını kullandı, kızına yaptırdı. Bilmiyorum. Ha, annesi diyorsunuz kızına annesi, yaptırmış olabilir. Evet, kızına yaptırdı. Ha, anladım, evet. Anladım. Peki niye yapmış olabilir? Yani neden aranızda bir husumet mi var? Aramızda hiçbir şey yok. Aramızda hiçbir şey yok. Kesinlikle yok. Bilmiyorum niye yaptığını. Ben de anlam veremedim. Allah. Sadece çok kıskanıyordu. O da neden onu da bilemiyorum yani. Sizi mi kıskanıyor? Evet. Yani kıskandığı için diyorsunuz ki bu büyüyü o bıraktı. Doğum günü partisi vardı. Kızı işte... Evet, o gün kızının şu an 13 yaşında, kızının suratını çok tuhaf gördüm. İçimden dedim ki Allah'ım dedim niye bu kızın suratı böyle dedim. Daha bu çok ufak dedim. Hı-hı. Ama yeni böyle düşünüyorum. Ve annesi bana daha önce demişti ki ya dedi ben dedi istediğimi köpek yaptırırım demişti. Nasıl yaptırırsın dedim. Hiç böyle bir şey aklıma gelmedi. Bana dedi ki büyüyle yaptırırım dedi. Allah. Ben dedim çok günah bak yatacak yerin olmaz yani. Taşları ufak ufak yerine oturtturabiliyorum. Yapıyorsunuz. Evet, önceden size bunları söylediği için şu anda da siz o büyüyü bulduktan sonra, o kağıtları bulduktan sonra diyorsunuz ki tamam. Demek ki büyüyü yaptıran o şahıs. Evet. Başkası olabilir.
olamaz kesinlikle. Enteresan. Peki o bakan hoca, bir hocadan bahsettiniz. Size herhangi bir şey söyledi mi yani içeriğiyle ilgili? Sakın bana dedi ki sakın korkma dedi, üzülme dedi. Senin yerine ben bunu yakıyorum dedi. Eve geldim arkadaşlarım dedi. Evin her tarafını sirkeli suyla sil. Gerçekten her tarafını sirkeli suyla sildim. Duaları açtım. Duaları dinledim. Hala dinlemeye devam ediyorum. Evet. Peki hocamız dinledi sizi dikkatli bir şekilde. Hocamız neler söyleyecek? Bu konuda tavsiyeleri neler olacak? Ona kulak verelim isterseniz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ. Hayırlı cumalar. Hocam sağ. Enteresan. Efendim, yani o bir hocaya götürdüm gösterdim diyor ya. Evet. O hoca doğrusunu yapmış. Evet. Yapılması gerekeni yapmış. Hadi diyelim ki büyü yapıldı. Bundan dolayı böyle psikolojimizi bozmaya, rahatımızı kaçırmaya çok korktum diyor. Şu mu yaptı, bu mu yaptı? Şu niyetle mi yapıldı, bu niyetle mi? Allah izin vermeden kimse bir şey yapmaya muktedir olamaz. Gücü yetmez. Yapa dursun o, evet yapması büyük günahlardan biridir. 7 büyük günah sayar da sevgili Peygamberimiz ikinci sırada bu büyü yapmayı, büyücülükle iştigal etmeyi söyler. Yani ama biz sağlam bir kaleye sığındıktan sonra büyücü kim oluyor, büyü ne oluyor? Biz sağlam kale kim? Mülkün sahibi Allah. Kul euzü bi rabbil felak, kul euzü bi rabbin nas surelerini okuruz. Ayet-el Kürsi'yi okuruz. Yani sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor? Ayet-el Kürsi'nin okunduğu yere 30 gün şeytan girmez, 40 gün sahir ve sahire etkin olmaz. 40 gün sahir ve sahire erkek ve kadın büyücü etkili olmaz. Böyle diyor Allah'ın Resulü. Biz bu ayeti, yani Ayet-el Kürsi Kur'an'da en büyük ayettir. Bu ayeti okur, Rabbimizin himayesine sığınır, bu evhamı, bu psikolojik bozukluğu da bırakırız. Bu kaygıyı, bu evhamı, bu endişeyi bırakırız. Tamam. Zaten Hoca Efendi hoca da yakmış. Yaktı. Korkma bu, demiş, bu endişe etme demiş. O iş bitti demiş bitti zaten. Diye düşünmesi lazım. Sizin söylediklerinizi yapmış aslında o Hoca Efendi kimse. Evet, ne güzel. Ne güzel. Yani bakın eğer yanlış adrese gitseydi bu hanımefendi, çok doğru adrese gitmiş. Daha rahatsız olur. Evet, daha yanlış bir adrese gitseydi, tırnak içinde hoca diyebileceğimiz yanlış adrese gitseydi, o neler söyleyecekti kim bilir. Tamam. Hatta daha da korkutacaktı öyle hocam. Öyle olacaktı evet. Tabii. Maddi manevi zarar. Yok, büyücü dolaşacaktı yani. Evet. Bağlayacaktı kendine öyle belki ya, her öyle, seferinde. Öyle. Gel şunu yap, bunu yap. Evet, hocamızın az evvel buyurduğu ayet-i kerime Ali İmran suresi 144-145 sevgili izleyenler. De ki Allah yazmadıkça, Allah izin vermedikçe bize hiçbir şey, hiç kimse zarar veremez. Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler hocam. Sizin buyurduğunuz evet, ayet ya, bu. Ali İmran suresi 144-145. Peki hocam şeye ne diyorsunuz? Şimdi bu zanna giriyor tabii. Yani şimdi doğum günü partisi var. Orada hanımefendinin arkadaşının kızı var. Diyor ki geçmişte ben işte herkesi kendime bağlarım. Benim söylediklerim dışına çıkamaz. Nasıl yaparsın? Büyü yaparım. Kendime bağlarım. Ya. O söz aklına geliyor. Diyor ki bu büyüyü de yapsa o yaptı diyor. İşte bu suizan olmuyor. Suizan. Bu suizan da haramdır. İnne ba'daz zanni ismün. Suizan haramdır diyor Rabbimiz. Ondan da sakınmamız icap eder. Yani o sözü söyleyen hanım da haddi aşıyor tabii. Yanlış söylüyor, yalan söylüyor. Ben şunu yaparım, ben köpek suretinde gösteririm filan. Yok, o anlamda söylemiyor. Bağlarım anlamında, hani kendime bağlarım diyor. Evet, öyle diyor. Evet, değil mi? Evet. Doğru. Doğru değil, onun söylediği de doğru değil. Yanlış. Yani. Evet. Şimdi hanımefendi de işte o karineden
Ya. Dil istifade bu mu yaptı acaba suizan ediyor. Evet. Bu suizandan da geçelim. Mülkün sahibi olan Allah'a sığınalım. Bu evhamı, bu rahatsızlığı, bu psikolojik rahatsızlığı da bırakalım. Yani. Teşekkür ediyoruz hocam. İzleyicimize tavsiyesi hocamın bu şekilde. Evet. Devam edelim. Video sorumuz var. Video soruyu görelim. Hocam hayırlı cumalar. Rahmetli babaannemin bana hacıdan getirdiği namazlığa, yıllardır bu namazlığı kullanıyorum. Böyle yırtıldı, günahı var mıdır? Kılmaya devam edeyim mi? Yoksa hocam yeni namazlığıma mı geçeyim? Muhsin Bey ile size çok selamlar, hayırlı cumalar. Peki şöyle hocam, yapalım. Muhsin Bey ile sizi sürekli izliyorum. Evet. Allah size sağlıklı uzun ömür versin. Nide Bor'dan çok selamlar hocam. Teşekkür ederim. Nide Bor'a biz de selam edelim. Nide Bor, hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Bu video soruya tekrar döneceğiz ama hatırlatmalarımızı yapalım. Bugün yine 3 hediyemiz var sevgili izleyenler. Bu hediyelerimizden birisi bu görmüş olduğunuz inci kutulu Kur'an-ı Kerim seti. Evet, Ankara'dan Mustafa Gür, annesi Asiye Gür adına hayrediyorlar. Mevla hayırlarını kabul buyursun. İçinde Kur'an-ı Kerim'i var, seccadesi var. Gördüğünüz bu tesbihi var, zikir matiği var. Bu inci kutu tasarımlı çantasıyla beraber bir izleyicimize hediye edeceğiz. Bunun dışında bir mektup da geldi. İki Kur'an-ı Kerim hediyemiz daha var. Çantalı, rahle boyu, cüzlü Kur'an-ı Kerim seti hediyemiz var. Bunu da bir izleyicimiz, inşallah iki izleyicimiz hediye edeceğiz. İçinde 30 cüzü var gördüğünüz gibi. Hocam mektupta izleyicimiz diyor ki, ne şehri belirtin diyor, ne adımı söyleyin diyor. Sadece hayrettiğim bilinsin, Allah bilsin diyor hocam. Öyle İnşallah Rabbimiz bilir. Evet. Rabbimize malum. Evet. Cenab-ı Hakk'a malum. Toplamda 3 hediye. Hepsinin yanında hocamızın dualar kitabı da yer alacak. Bu hediyeler için 3 şifre vereceğiz. Birinci şifre biraz sonra reklamlardan hemen sonra diyelim. Kısa bir ara rica edelim. Cumalar. Rahmetli babaannemin bana hacıdan getirdiği namazlığa, yıllardır bu namazlığı kullanıyorum. Böyle yırtıldı, günahı var mıdır? Kılmaya devam edeyim mi? Yoksa hocam yeni namazlığıma mı geçeyim? Muhsin Bey ile size çok selamlar, hayırlı cumalar. Hocam Muhsin Bey ile sizi sürekli izliyorum. Allah size sağlıklı uzun ömür versin. Nide Bor'dan çok selamlar hocam. Allah'a emanet olun. Yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Reklamlardan önce Nide Bor'dan izleyicimizin video sorusu. Hocam buyurun. Efendim Muhsin Bey, işte hayran olmamak mümkün değil. Muhterem milletimizin kutsala olan saygısı bu. Bakın, kutsal mekanlardan Haçtan geldi diye 30 yıldır kullanılan seccade eskimiş. Acaba onu bıraksak günahkar olur muyuz? Ya. Şu evhama, şu endişeye bakın yani. Değil mi ki oradan geldi, ya, kutsal topraklardan geldi. Oradan gel, belki Çin'de yapıldı, tabii, belki İtalya'da yapıldı. Efendim, o yüzden yani bu kutsala saygı, bu duygu böyle. Ben de kardeşimizin, hanımefendinin saygısına ben de saygı duyuyorum ama... Babaanneye de vefa, babaanne getirmiş babaanneye ya, ona da vefa. Şimdi getirenden Allah razı olsun, ne güzel hediye getirmiş ama... illa bağlılık şart değil. Yani illa o seccade tamamen tükeninceye kadar kullanacağız diye bir şey yok. Elbette. O yüzden yeni seccade kullanabilir. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. WhatsApp hattımızda video sorularınızı bekliyoruz sevgili izleyenler. Selamlar da var. Bulunduğunuz köyleri, kasabaları, şehirleri yazın. Buradan arada selamlaşalım. Şu anda mesela Kahramanmaraş bizi takip ediyor. Selam ediyorlar size hocam. Hayırlı cumalar diliyorlar. Nevşehir'den selamlar. Hayırlı cumalar, hocamızın ellerinden öperiz diyorlar. Kuşadası bizi takip ediyor. Kuşadası selamlar, hayırlı sabahlar. Cumanız mübarek olsun. Antalya'da bizi izliyor. Peki, birinci şifre biraz sonra ama bir video sorumuz daha var. Hayırlı sabahlar hocam. Size bir sorum olacak. Benim eşim, babamla yıllar önce iş kurduk. Ve babam büyük bir haksızlık, büyük bir hileyle bizi bir iğne vermeden her şeyi sattı, bir iğne vermeden her şeyi üstüne geçirdi. Ondan sonra daha iki kere daha darbe yedim babamdan. Gene haksızlık etti, hakkımıza girdi. Hakkımızı yedi, çoluğumuzun çocuğumuzun hakkını yedi.
Ben ana baba hakkında mirasında değilim. Ana baba, annem babam hayatta, mirasında değilim. Ama babamın, anamın bana dünyadayken verdiği zarardan dolayı, çoluğumun çocuğumun hakkını yediğinden dolayı onlara hakkımı helal etmiyorum. Yıllardır da konuşmuyorum. Hocam, ana babanın evlatların üstünde olduğu hakkı olduğu gibi evlatların da üstünde hakkı vardır. Ve ana babanın çocuklar üzerindeki adaletle ilgili size lütfen bilgi verir misiniz? Ben anama babama hakkımı helal etmiyorum hocam. Yeni ameliyat oldum. Bir ay oldu ameliyat olalı. 9 saat ameliyatta kaldım. 14 tane platin takıldı ve onkoloji hastasıyım bu arada. Onların yüzünden çekmediğim sıkıntı kalmadı hocam. Ve babam bana dedi ki 5 kızım var, bir gelinim var. 5 kızımı bir gelin tırnağına kurban ederim dedi. Bunu ölsem mezarda kemiklerim, yani ölsem mezarın üstünde otlar bitse unutmayacağım. Ya babam çok haksızlık etti. Hep bizi hiç görmüyor. Görmüyor hocam, oğlu varıyor, oğlu hala da imza peşinde. Bizi saf dışı bırakıp da oğluna mal bırakmak için. Lütfen bununla ilgili bilgi verir misiniz? Bununla ilgili beni aydınlatır mısınız? Çok sıkıntıdayım. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Bir kere bakın, ciddi bir hastalıktan sonra onun nikahat dönemindesiniz. Canınızı sıkmayın. Yani babanızın yaptığı, tabii evlatlar arasında adil olması gerekir. Onun hesabını o verir ama babamız için şöyle, ben davacıyım, şikayetçiyim demeniz doğru değildir. Gel böyle demeyin. Yani Rabbimiz kendisine itaatın hemen arkasında ana babaya iyilik etmeden bahis mevzu buyuruyor. Elbette evlatların da görevi var. Evlatlar, yani ana babaya saygı gibi evlatların görevi olduğu gibi ana babanın da evlatlara karşı görevleri, sorumlulukları vardır. Ama gel şöyle düşünün, yani وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ, kimi yaşatırız onu baş aşağı ederiz. Yani sanki çocukluk dönemi başlamış olabilir. Siz onları mazur görün. Sizin dünyaya gelmenize onlar sebep olmuştur. O yüzden gel onlara siz hayır dua edin. Yeni de bir ameliyattan çıktınız. Şu öfkeyi bırakın. Şu kırgınlığı bırakın. Affedemiyorum diyor hocam. Efendim? Yaşananları affedemiyorum diyor. Yani baba demiş ama haddi aşan bir laf etmiş. Sorumlusu baba. Günahı sorumlu babaya. Sorumlu baba. Yani babanızın bu hesaptan kurtulması için ona yardımcı olun. Yine ona saygıda kusur etmeyin. Ziyaret etmemiş etmeyin. Sıle-i Rahim. Ömrünün uzun, rızkının bol olmasını isteyen Sıle-i Rahim'de bulunsun. Yani evet, babanın söylediği söz cidden insanı kıracak bir söz ama gel siz o sözden dolayı bu kadar alınmayın, kırılmayın. Babam yanlış yaptı, babam bundan dolayı hesaba çekilmesin, bundan dolayı Rabbimden af dileyim. Babamı da ziyaret edeyim, hediye götüreyim. Böyle düşünmemiz lazım Muhsin Bey. Zor olan hocam. Evet, nefse zor. En ağır gelen, en zor olanı öyle, söylediniz, buyurdunuz. Öyledir, nefse tabii. En ağır gelen bu. Ya. Yani yapılan onca haksızlık, iş kurmuşlar. Evet. Babasıyla ticarete girmişler. Baba haksızlık yapmış. Yani kendisinin iddiası. Sonra bütün varlıklar üzerine geçirmiş. Evet. Bunlar da var şimdi. İşin içine para da giriyor. Tabii bütün bunlardan dolayı babanın azabının fazla olmaması için, yani mahşerde rüsvai olmaması için evladın yardımcı olması lazım. Evet. Ahiret rüsvailığı dünya rüsvailığından çok acıdır. Amenna. Babanızın yaptığı doğru değildir. Ama sizin, bak gençsiniz, sinirleriniz daha tahammüllü sizin. Babanızın durumu öyle değil. Gel siz babanızın azabının fazla olmaması, mahşerde onun rüsvay olmaması için size büyüklük düşüyor burada. Olgunluk düşüyor size. Teşekkürler hocam. Evet. Baba hata yaptı, yanlış yaptı, günah işledi. Evlat yanlış yapmasın, hata yapmasın. Hatta babaya yardımcı, evet, olsun. Günah işlemesin diyorsunuz. Babanın kurtulmasına yardımcı olsun. Yani. Peki, teşekkür ediyoruz, evet, hocam.
Antalya Korkuteli'den selamlar demiş izleyicimiz. Van sizi izliyor diyor bir başka izleyicimiz. Gaziantep'te bizi izliyor. Hayırlı cumalar diliyorlar. İzmir el sallar mısın diyor elbette. İzmir'e selamlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Birinci şifreyi paylaşacağız telefon sorusundan hemen sonra. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Hoş geldiniz. Merhaba, İstanbul'dan. Hayırlı cumalar. Buyurun, buyurun. Hocam tabii sorum olacaktı. Buyurun. Hocam ben cahilken bir hata yaptım. Hocam zina yaptım eşimden önce. Daha sonra eşimle evlendim. Şu an 5 yıllık evliyim, 2 tane oğlum var. Allah hocam bahsiz. Ondan sonra hiçbir hata yapmadım. Bunu eşime de söyleyemedim. Bu vicdanımı kemiriyor. Bunun için ne yapmalıyım? Eşinizden önce, evlenmeden önce bir hata yaptım, zina ettim, büyük günah işledim. Evet, ama çok pişman oldum, tövbe ettim dediniz. Sonra evlendiniz. Evlendikten sonra da bu durumu eşinize söylemediğiniz için içinize bir şüphe mi oluyor? Yani nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Vicdanım rahat etmiyor. Vicdanım rahat değil. Ondan bunu sakladığım için. Yani saklamasam mı acaba, söylesem mi acaba diye mi düşünüyorsunuz? Hocam hayır, öyle de düşünmüyorum. Bunu nasıl telafi edebilirim? Vicdanımı nasıl rahatlatabilirim? Evet. Çünkü dediğim gibi aradan 5 yıl geçti, 2 tane oğlum var. Evet. Ama bilmiyorum bu hani ne yapmalıyım, nasıl bir tövbe namazı kılmalıyım ya da neler yapmalıyım? Peki siz ne yaptınız, neler yaptınız onu da soralım. Neler yaptınız bu konuda, nasıl tövbe ettiniz? Hocam ben çok namaz kıldım, çok Allah'a tövbe ettim, çok ağladım, çok yalvardım. Belki kabul oldu, belki olmadı, bilmiyorum. Hani şu an eşime yemin ederim çok sadım. Hiçbir problemimiz yok. Hani yani hocam yemin ederim bir erkek gördüğümde kafamı çevirmeye bile olsa hani bakmıyorum bile. Hani o kadar. Ama yaptım bir hata. Bunu onunla paylaşamadım. Bilmiyorum hocam. Hani bizden asla rahat etmiyor. Hani nasıl tövbe etmeliyim? Hani şöyle yaparsanız hani Allah katında hani Allah affedebilir, affedemeyecek, ah yoktur diyeyim. Bir de vicdanımı rahatlatmak istiyorum. Peki. Hocamızı dinleyelim. Bu konudaki tavsiyelerine kulak verelim. Teşekkür ediyoruz. Selam ediyoruz. Hayırlı cumalar tekrar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Evet hocam, dinlediniz siz de. Muhterem kardeşim. Rabbimiz bakın ne buyuruyor. İnna Allah la yagfiru en yushrike bihi ve yagfiru ma dune zalike limen yasha. Allah kendisine eş koşulmasını asla affetmez. Ama onun dışındakileri Allah dileyince affeder. Şimdi Allah gaffardır, Allah settardır, gafurdur, gafirdir, settarul uyubdur, gaffarul zünubdur, günahları örten, hataları bağışlayan Mevla'dır. Şimdi yeni şahitler meydana getirmek doğru değil. Yani bir yanlış yaptık. Bu yanlışa şimdi eşimizi de haberdar ederek onu şahit tutacağız. Bu yanlış o. O da yanlış. Bakın belli ki siz son derece pişman olmuşsunuz. Bugüne kadar gözyaşı döktünüz, tevbe ettiniz, namazlar kıldınız. Bundan sonra yeter ki tekerrür etmesin. Yeter ki tekerrür etmesin. İlla bunu günahlarınızı hayat arkadaşınıza saymak, dökmek mecburiyetinde değilsiniz. Her şeyden, herkesten yakın olan Allah. Allah'a karşı ben bunu yanlış yaptım, Rabbim senden af diliyorum diyecek, bitireceksiniz. Bir başkasına da artık sorma yok. Bize de sorma yok. Başkasına da sorma yok. Hayat arkadaşına söylemede yok. Tekerrür etmemek şartıyla pişmanlık duyacak ve tevbe edecek. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Birinci şifreyi paylaşalım sevgili izleyenler, sonra devam edelim. WhatsApp hattımıza siz bu arada video sorularınızı yollayabilirsiniz. 3 hediyemiz var demiştik. Bu hediyelerden birisini Ankara'dan Mustafa Gür izleyicimiz, annesi Asiye Gür adına hayrediyor. Mevla hayırlarını kabul buyursun diyelim. 1-2 hediyemiz daha var bunun dışında. Bunlar da çantalı, rahle boyu cüzlü Kur'an-ı Kerim olacak. Gördüğünüz gibi bu askılı
Kur'an-ı Kerim, cüzlü Kur'an-ı Kerim iki izleyicimize hediye edeceğiz. Hepsinin yanında muhterem hocamızın Doktor Emrah Kandemir'le birlikte kalem aldıkları dualar kitabını da ilave edeceğiz, ekleyeceğiz. Bu hediyeler için işte ilk şifre, birinci şifre ekranda Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi. Er-Rauf, ya Allah Celle Celaluhu. Çok merhametli, çok rafetli, Allah'ın lütfu çoktur. O halde biz de merhamet sahibi olmalıyız. Ya. Biz de merhamet sahibi olmalıyız. Hayvanlara karşı, doğaya karşı, insanlara karşı biz de çok şefkatli, merhametli olmalıyız. Ah hocama, ah hocama. Olamıyoruz işte maalesef. Ya. Herkes de tam tersi durumlar söz konusu. İşte böyle olan Allah'ın kuluyuz. Ya. Onun mülkünde yaşıyoruz. Onun nimetleriyle besleniyoruz. O halde bize yakışan da budur. Evet. Nefse esir olmamak lazım. Evet. Yani. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. İlk şifreydi Er-Rauf sevgili izleyenler. İki şifremiz daha var. Biraz sonra vakti zamanı geldiğinde o iki şifreyi de paylaşalım inşallah. Mersin'den sizi izliyorum. Mersin'e bir selam gönderir misiniz demiş izleyicimiz. Elbette Mersin, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Bir diğer izleyicimiz de Çanakkale'den takip ediyorlar. Hocam selam ediyorlar aleyhisselam size. Aleykümselam. Çanakkale'ye selamlar. Ankara'dan sayın hocama selamlar, hayırlı cumalar, iletin lütfen diyorlar. Aleykümselam. Ankara'dan selam. Ankara'ya da selamlar. Peki video sorumuz var, izleyelim, görelim. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm hayırlı selam. Cumalar. Hocam benim ismimin Türkçe sözlüğünde bir karşılığı yok. Ve bana herkes çok soruyor isminin anlamı ne, anlamı ne diye. Benim ismim Cafi hocam. Dinen bir karşılığı var mı ismimin? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Efendim ne diye, kim koydu acaba bu ismi hanım kardeşimiz? Hocam video soru olduğu için. Ha, tamam, soramıyorum. Telefonla değil, evet. Efendim Cafi cefa eden, eziyet eden demektir. Allah Allah. Öyle ya, Cafi, cefa veren. İlk defa duyuyorum hocam ben. Cefa veren, eziyet eden, nasılsa belki de bu bozulmuş bir kelimedir. Doğrusunu düşünüyorum. Doğrusu ne olabilir acaba diye. Hmm. Yani ama bu haliyle Cafi, cefa eden, eziyet eden. Acaba Cafer diyeceklerdi de sonra Cafi mi oldu? Ya Peygamberimiz böyle kelimeleri, sevimsiz kelimeleri değiştirmiştir. Kardeşimiz de daha güzel bir isimle, kelimeyle değiştirebilir. Hocam sizden öğrenmiş oldum. Şimdi ben girdim internete, internette de yok hakikaten, anlamı yok, çıkmıyor. Ya, manası çıkmıyor. Doğru, doğru. Ne demek dediniz tekrar? Cefa Cafi, eden, cefa. Eziyet eden. Eziyet eden. Eziyet eden. Allah Allah. Anlamına. Bir nevi zalim yani. Öyle yani. Evet. Böyle isimler de koymamak lazım yani. Şimdi ne olacak? Değiştirirse değiştirebilir. Hakkı mıdır? Değiştirebilir. Hele resmen de mevzuatımız bu yıllarda da çok kolaylaştı herhalde. Evet, evet. Bir dilekçeyle bile değiştirilebiliyor. Evet. Yahut da o Cafi kelimesi durursa bile eski mevzuata göre ben şu ismi kullanmak istiyorum diye bir dilekçeyle oluyor. Tabii, tabii. Öyle ya. Bir tuşla halledebiliyorlar hocam. Öyle internetten doluyor. Değiştirebilirsiniz diyor hocam isminizi. Öyle efendim. Hakikaten iyi bir anlamı yokmuş yani. Bir başka video soru var. Görelim. Aleyküm, hayırlı cumalar. Hocam iki secde arası dua edersen reddolmaz diyorlar. Bu secde arasında namaz kılarken secde arasında dua edilmez. Bu secde arası hangi secde arası, uygulamalı olarak gösterir misiniz? Burada zannederim. Bir de hocam, beni evlenmek amacıyla arkadaşlık kurup beni kendisine inandırıp sonra da beni yarı yolda bıraktı. Bu halkına girer mi girmez mi? Bunu sizden rica ediyorum hocam. Hayırlı cumalar. Buyurun hocam. Efendim önce birinci, bir kere iki secde arası da dua etme diye bir şey yok. Bu bir yanlış duymadır, anlamadır. Yani ezanla kâmet arasında. Bu doğru. Yani duaların reddolunmayacağı durumlardan i̇şte, birisi değil bu. Bu değil. Değil. Olamaz. Secdenin arkasına derhal secdeyi etmem lazım. İki secde arası dua reddolunmaz. Yani secde, yanlış. Birinci secdeyi yapıp arkada biraz durayım, dua edeyim. Yok öyle bir şey yok yani.
Öyle bir şey yok. Arka arkasına secdeyi yapacağız. Bu bir yanlış duymadır. Doğrusu herhalde ezanla kamet arasında diye onu buraya çevirmiş olabilirler diye düşünüyorum. Haklısınız. Evet efendim. İkinci soruya geçelim. İkinci sorusu da hocam, işte evlenmek isteyen birisi diyor, beni yarı yolda bırakırsa, önce ümit verirse, bir sonra tabii, yarı yolda bırakırsa, bunun bakın, günahı vebali nedir? Kulak olmaz mı? İki tarafta da yanlışlık var. Şimdi birisiyle görüşüyorum ama o görüşmemin mahremiyet kurallarını aşmamış olması gerekir. Yani diyelim halk içinde görüşeceğim veya üçüncü şahısların giremeyeceği yerde görüşmeyeceğim. Efendim aylarca yıllarca güvendir, ondan sonra da ben bu işte yoğum diye. Bu da işte vefasızlıktır. Ahde vefa kandırmak, etmemektir. Aldatmak. Bu da doğrudur. Aldatmaya girer diyorsunuz. Ümit verip yarı yolda bırakmak. Bırakmaktır. Evet. Yani iki tarafın da hatası var. Tabii tabii. Hanımefendininki, kızım yani böyle olmaz, uzun zaman, uzun süre düşüp kalkmak, görüşmek efendim. Hocam artık hani öyle bir zaman yaşıyoruz ki bunlar artık hani doğal gibi karşılanıyor. Kız arkadaşı normal var, erkek arkadaşı var. Belki de şimdi hani mahsullu görülmüyor bunlar. Eskiden hani sizin zamanınızda çok daha belki bunlar kalın çizgilerle altı çizilir. Hatta nişanlılar görüşemezdi. Nişanlılar görüşemezdi. Daha da ileri evet. Daha ileri. Şimdi hocam aileler de ses çıkarmıyor. Ha kızımın erkek arkadaşı var, oğlumun erkek arkadaşı var. Görüşsünler, önemli değil. Öyle değil. Artık ama olağan hale geldi yani, doğal hale geldi. Haramı haram, helalı helal bilmemiz lazım. Yani dinimizin hükümleridir bunlar. Rabbimizin emri, peygamberimizin emri, bunlar başımız üzerine diyeceğiz. Yoksa günümüzde böyle algılanıyor, böyle değerlendiriliyoruz dersek yanlış ederiz. Yanlış ederiz ve bunun sıkıntısını yaşarız. Yani. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Instagram'dan gelen sorulara da biraz bakalım. Muhterem hocam, sevgili izleyenler, WhatsApp hattımıza video sorularınızı yollayabilirsiniz. Sorulardan birisi hocam. İzleyicimiz diyor ki, Ahmet Bey, hacca kurasız ve kaçak gitmenin hükmü nedir? Bu şekilde hac ibadeti yapılsa kabul olur mu? Bu doğru değil. Bir kere bakın, mevzuat itibariyle orada bir devlet var, Suudi Arabistan Devleti. Hı hı. Eğer vizesiz birisini yakalarsa çok sıkıntılara sebep oluyor. Yani biz bunu geçtiğimiz yıllarda gördük. Hele bu yıllarda bir ceza da duyuyorum. Yani Suudi Arabistan Devleti, hı hı, eğer böyle olursa ben şu cezayı uygulayacağım diyor. Yani bu yolla hacca gitmekte bir fayda yoktur, sevap yoktur. Böyle yapmayalım yani. Böyle yapmayalım. Çok sıkıntılar yaşarız yani. Böyle heveslenerek gideyim, hacca gideyim de ne olursa olsun, ne ceza verilirse verilsin. Bunlar doğru değildir. Çok sıkıntılar yaşarız. Peki hocam. Yine Instagram'dan Metin Bey'in bir sorusu var. Şöyle ki, benim kurbanla ilgili bir sorum olacak. Kurbana kargas fiyat üzerinden anlaşmanın dinen hükmü nedir? Hayvanın kargas etinin kilogram birim fiyatının belirlenmesi ve toplam fiyatının kesildikten sonra tartılarak elde edilecek rakam üzerinden verilmesi dinen caiz mi? Caizdir. Bu olur yani. Evet. Bu olur. Yani şu ineği alıyoruz ama fiyatını ne zaman belirleyeceğiz? Hayvan kesilecek, kargas eti kemikleriyle birlikte tartıldıktan sonra fiyatını öyle belirleyeceğiz. Yoksa aldık biz bu ineği, kurban edeceğiz. Kurban edeceğiz ama parasını o zaman kesinleştireceğiz. Olur bu. Kurban kesildikten sonra fiyat belirlenmesi, evet, kurbanın bu şekilde kargas kiloyla alınıp satılmasında bir mahsur yok diyorsunuz. Bu şekilde olması. Peki caizdir. Şöyle evet, sorayım hocam, şimdi ben soruyu düşünebilirler böyle. Kasaba gittim. Tamam. Kasaptan dedim ki bana 25 kilo et ver kurban niyetine. Böyle olmaz bu. Bu caiz değil işte bu. Bu caiz değil. Bu caiz değil.
Yani şimdi bakın, eskiden herkes böyle ziraatla ilgilendiğinden, evet, mesela şu inek ne eder, şu fiyat eder, yaklaşık şeydi. Yani o şekilde pazarlık yoluyla alınır satılır. Buna itiraz var mı? Yok. Bu bir. İki, ya şimdi şöyle de olabilir. Efendim, hayvan tartılır. Kaç kilo geldiyse kilosu şu. Ama burada da işte insanoğlunun endişesi oluyor. Acaba su mu içirildi? Şöyle mi oldu, böyle mi oldu diye. Üçüncü alternatif ne? Üçüncü alternatif ne? O da hayvan kesilir, karkas olarak eti tartılır. Kaç lira olursa onu veririz. Bu da doğru. Yani demek ki üç üslup var, üç metot var yani. Evet. Bunların hepsi de caiz. Evet. Hocam, bir, onları tekrar edelim ya. Bir, İzleyicilerimiz merak ediyor. Peşin pazarlık ettik. Tamam. Buna kimse bir şey demez. Diyemez. Evet. İki, efendim, hayvan tartıya çıkar. Kaç kilo gelirse o kilosu şu fiyattan alırız. Tamam. Bu da caiz. Tamam. Üçüncüsü ne? Hayvan kesilir, kargas eti ne ediyorsa kilo bedelinde daha önce belirleriz. Şudur diye. Bu da caiz. Evet. Bu üçüncü de caiz ama caiz. Sizin dediğiniz caiz değil ya. Tamam. Sanki et alıyorum. Kasaptan et alıyorum. Evet. Kurbanla ilgisi yok onun. Evet. Ya bana kurbanlık kilosu kadar et ver oradan. Olmaz o. Ondan sonra caiz. Kurbanlığa sayalım bunu. O caiz. O caiz. Hocam, kargas da şey değil mi? Bu hayvanın işte derisi, iç organları, başı. Hatta sakatatı. Hatta sakatatı çıkarılıyor. Yok, onlar da dahil. Onlar da dahil. Gövdesine evet. Dahil yani. Evet. Dahil. Kargas da bu. Evet, doğru. Sorularınız olursa kurbanla ilgili sevgili izleyenler video soru olarak yollayabilirsiniz. Tekrar bakarız o sorulara. Biraz evvel bir izleyicimiz yazmış, Meryem Hanım. Bu iki secde arasında yapılan dua reddolunmaz diye bir video soru vardı ya hocam. Doğru efendim. Siz de öyle bir şey yok dediniz. Doğru. Şöyle yazmış hocam, iki secde arası dua olmaz dedi ama başka hocadan duyduğum secdede 3 defa ya Rabbi ğfirli denilince secdeden başını kaldırmadan tüm günahlar silinir dedi. Bu doğru değil mi? İki secde arasında böyle bir şey yok. Yok. Evet. Evet. Peki, tekrar altını çizerek hocam söylemiş oldu. Ha, şöyle olabilir mi hocam? Şimdi namazda değil de bunu biz secdede dua etsek. Namazdayken değil söylediğim. Evet. Gece seher vakti kalktık, iki rekat namaz kıldık, kaza namazı kıldık, tesbihat çektik. Sonra namaz kılmadan direkt secdeye kapandık, secdede dua etmeye başladık. O da yani sünnette olan peygamberimizin den intikal eden dualardan olabilir onlar da yani. Evet. Güzel. Doğru. Peygamberimizin okuduğu ettiği dualardan olabilir. Evet, devam edelim. Bir başka video soru var, izleyelim görelim. Hocam, ben de Elazığ'dan bu videoyu atıyorum size. 3 ay önce karaciğer nakli olduk. Ben babama donör oldum. Babam hala hastanede. Sizin duanıza ihtiyacı var. Sizden ricam, onun adına dua edebilir misiniz? Ramazan Kalkan. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, hayırlı cumalar. Hanımefendinin babasına ve şifa bekleyen cümle hastalarımıza Eşşafi ismi şerifi hürmetine Rabbimiz şifalar ihsan eylesin. Amin. Amin. Evet efendim. Telefon sorumuz varmış. İkinci şifre biraz sonra sevgili izleyenler. Telefon sorumuzu alalım, bekletmeyelim izleyicimizi. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Sabahlar. Cumanız mübarek olsun. Olsun. Buyurun Bey. Efendim. Sağ olun. Buyurun. Benim hocama sorum vardı Muhsin Bey. Evet. Buyurun Neşter. Biz geçen sene kurban kestik. Ama etrafımızda pay verecek fazla kişi olmadığı için, bir de bu kurbandan 7 kişiye pay veriyor ya dinimizde. Büyük başta. Evet, büyük başta. Onu veremediğimiz için eşim de dış devlette Afrika ülkelerinden bir tanesine böyle 7 pay olacak şekilde bir kurban bağışladı. Tamam. Acaba bu olur mu? Ya tamamına siz girmiş oldunuz böylelikle değil mi? Yani başka ortak yoktu. Pay sahibi büyük, yoktu başka. Büyükbaşı olarak kestiniz kurbanı. Büyükbaşı 6 kişi biz kendi kurbanımızı kestik. Tamam.
Ama bir pay verecek kimse olmadığı için eşim de eti yani dolaba koyup tek başımıza bu dinen doğru değil diye ayrı bir yani benim adıma da dış devlette kurban kestirdi. Ha şöyle yani şimdi o... şimdi ben şöyle anladım. Siz Türkiye'de yaşadığınız yerde büyükbaş bir hayvan kestiniz, onun etini evet. aldınız. Çünkü evet. eti dağıtacak kimse yok dediniz çevremizde. Etin hepsini normalde üçe taksim edilir ya bu kurban eti. Siz evet. hepsini kendiniz aldınız. Dolayısıyla başkalarına vermediniz. Diyorsunuz ki ya kabul olmaz böyle yaptık. Belki Allah kabul etmez. Biz garanti olsun diye Afrika'da da bir kurban keselim dediniz. Bir kurban da Afrika'da kestiniz. Doğru mu anladım? Evet, evet doğru anladınız Muhsin Bey. Evet acaba yaptığımız şey doğru mu diye soruyorsunuz. Evet. Çok teşekkürler. Mevla kabul ben buyursun. Teşekkür ederim. Selam ediyoruz. Hocam buyurun. Kabul etsin ne kadar güzel. Aleyyül ala Muhsin Bey. Yani evet. hem burada kesiyor hem diyelim ki Afrika'da kesiyor. Ama burada kestiklerini dağıtmıyorlar hocam. Burada mesele yok olsun canım. Çünkü yok diyor. Ama dağıtacak verecek kimse yok. Hiç diyor. Olmazsa birazcık diyelim ki hediye eder canım. Hediye. Komşular var. Zengin de olsa hediye edilebilir ya. Olur. Tabii yani evet. hiç olmazsa yani malum kurban eti üçe taksim edilir. Nafaka. Sadaka. Hediye, sadaka. Nafaka, sadaka, hediye. Fakir bulamıyorum, veremiyorum. Bu sefer hediye ederim. Yani o da kurban kesmiş ama icabında nedir? Kabı ayrı olanın tadı ayrı olur bir meselesi var evet, ya. Evet, kabı o ayrı olanın diyerek, kabı ayrı olanın tadı ayrı olur diyerek ikram ederiz güzel. Yani. Sağ olun hediyeleşme. Evet. Peki uygun ikisi de güzel diyorsunuz. Öyle birini de büsbütün diyelim ki Afrika'ya gönderiyor. Efendim Allah devletimize zeval vermesin. Amma Kızılay'ımız olsun. Amma Türkiye Diyanet Vakfı olsun. Son yıllarda et yüzü görmedik insanlara ulaştırıyorlar. Devletimiz için, milletimiz için de müthiş bir itibara sebep oluyor bu. Evet. Peki, muhterem hocam, sevgili Beyza bu hafta halkımıza nazarı sordu hocam. Hı. Nazara inanır mısınız? Evet. Nazar var mıdır? Bakalım nasıl cevaplar almış. Üzerine biraz konuşacağız ama önce cevapları bir görelim, duyalım. Vatandaşlarımıza nazara inanıyor musunuz diye sorduk. Gelin hep beraber cevaplara bakalım. Nazara inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Neden? Pek inandırıcı gelmiyor öyle şeyler. Yani insan daha çok kendi yaptığı hataları bence ya işte sonradan başına bir şey geldiği zaman işte ya nazar oldu falan deyip geçiştiriyorlar gibi geliyor bana. Nazara inanıyor musunuz? Nazara hayır. İnanmıyor musun? Yok hayır. Niye inanayım ki? Dinimizde var mı böyle bir şey? Peki nazardan korunmak için okunacak dualar da Kur'an'da geçiyor. Onun için ne demek istersin? Dua her zaman okuyacaksın zaten. Nazara inanmıyorum. Başınıza herhangi bir olay geldi mi nazarla alakalı? Yok gelmedi. Korunmak için bir şeyler yapar mısınız? Korumak için yaparım tabii. Nazara inanıyor musunuz? Evet. Nazardan korumak için neler yapıyorsunuz? Yani dualar falan öyle büyüklerimizin okuduğu o şekilde. Peki başınıza nazarla alakalı herhangi bir şey geldi mi? Yani benim hep geliyor zaten. Hani bir şeye çok güzel dediklerine, beğendiklerine genellikle ya o böyle bozuluyor, bir şey oluyor. Başına bir şey geliyor, öyle. Vallahi nazar ben bir yerde okumuştum diyor. Mezardaki çoğu çocukların ölenin nazardan ölmüştür. Çoğu afetede hayvanları çatlatıyormuş nazar. Çünkü Cenab-ı Allah'ın bize bildirdiği bir yoldur. Bu nazar vardır gerçekten. Ama kim de affedersen hayvan kafasına asın diyor. Ki onların gözdeki nazarı biraz uzak tutsun. Sizin başınıza nazarla alakalı bir olay geldi mi? Belki gelmiştir çünkü başımızda o kaza yaptım bilmem ne oldu ama acabalar içinde boğuşuyoruz biliyor musunuz? Yine Allah kimseyi bu tür şeylerden imtihan etmesin. Vardır yani işin sonu vardır. Nazardan korunmak için neler yapıyorsunuz? Valla başta bir dua okuyacağım. Ya Rabbim beni bu tür şeylerden uzak tut. Zaten dua, beddua Cenab-ı Allah'a verilen dilekçedir. O dilekçeyi sunduğunuz zaman Rabbül Alemin, alemlerin Rabbi düşkün. O kabul eder inşallah. Başınıza nazarla alakalı herhangi bir olay geldi mi? Yok gelmedi ama gerçek nazar var yani. Nazardan korunmak için bir şeyler yapıyor musunuz? Allah'a bol bol dua okusun yapılır yani. Hangi dua? Hangi dua istese okuyabilirsin yani. Peygamberimiz demiş ki nazar
insanı kabire, deveyi kazana götürür. Ta o zaman başlamış, doğru. Peki sizin başınıza nazarla alakalı herhangi bir olay geldi mi? Geldi efendim. Ankara'da iyi para kazanıyordum. 1981, burada cerrahbaşında oturan birisine, annemin ta çocukluk arkadaşıymış. Dedim ki, annemi Esenboğa'dan Yeşilköy'e uçakla getireceğim. Affedersiniz, oradan buraya da eşeğin sırtına getireceğim. O anam var ya, anam dedi, tutula senin anam dedi. Ne oldu? Onun hemen bir sene, iki sene sonrasında işimiz gücümüz bozuldu. Dolmuş parası bulamadık. Nazarın taşı bile çatlattığını söylüyorlar. Hatta mezardakilerin %80'ini nazardan dolayı attığını söylüyorlar. Peki başınıza nazarla alakalı herhangi bir olay geldi mi? Valla kolyemi bir arkadaş çok beğenmişti. Sonra bir saat geçmedi, kolyem koptu. Çok benzer şeyler yaşadık, inanırım nazara. Nazarın duası da var zaten. Nazardan korunmak için herhangi bir şey yapıyor musunuz? Yok, yapmıyorum. Hani öyle batılaştırmak yok, mavi boncuk falan gibi de, ama nazara inanıyorum. Nazara inanırım tabii. Peki başınıza nazarla alakalı herhangi bir olay geldi mi? İyi çalışırsan, nazar değerse işi kaybediyorsun işte, oradan bereket gidiyor. Yani işinizi mi kaybettiniz nazarla? Evet. Çok çalışmaktan işimizi kaybettik. Peki nazardan korunmak için herhangi bir şey yapıyor musunuz? Ya kalbini doğru tuttuktan sonra bir şey olmaz yani. Namazını kıl, doğru yolda git, Allah seni korur yani. Nazara inanıyor musunuz? İnanıyorum. Başınıza herhangi bir olay geldi mi nazarla alakalı? Tabii, şu anda ben aslında yaşıyorum mesela onu. Biz mesela kendimiz tatile gittik, ilk defa bir tatile gittik. Tatilden geldikten sonra mesela hastalıklar başladı. Eşimin mesela rahatsızlandı ve hala onu çekiyoruz yani. Ben onundan geldiğine inanıyorum. Yani nazarın %100 olduğuna eminim yani. Bu hep başımızda oluyor zaten. Yaşıyoruz bunu da. Peki nazardan korunmak için herhangi bir şey yapıyor musunuz? Yaptık ama gene faydasını göremedik. Hani mesela bizde mesela isim yakmalar var. Ondan sonra kurşun döktürmeler var. Mesela eşim iki seferdir kurşun döktürür. Tamam diyor, iyiyim, rahatlıyor ama önüne geçilemiyor yani. Kimden şüpheliyseniz mesela onun ismini yakın. Öyle bir inanç var. Öyle bir gelenek var mesela, gelenek. Yani diyorsunuz ki size nazar değdirdiğinizi düşündüğünüz bir kişinin ismini yazıyorsunuz kağıda ve o kağıdı yakıyorsunuz. Doğru mu? Aynen öyle. Başka var mı böyle şeyler? Bir de kurşun döktürme var. Başka da bilmiyorum. Nazara inanıyor musunuz? Evet kızım. Dinimizde de nazar var. Hatta hadisle bile var. Bir nazar koca deveyi bile yerden bir eder. Nazar Kur'an'da da var, hadiste de var. Var yani. İnanmak lazım. Çünkü gerçek nazar. Peki nazardan korunmak için herhangi bir şey yapıyor musunuz? Dualar var onun. Öyle bir herhangi bir, ne bileyim, nazar boncuğu falan. Bunlar saçma şeyler. Ama dualar var. Dualar mesela Nas suresi, İhlas suresi, Felak suresi. Bunlar hep nazarda itibaren. Bunları okursan nazar uzaklaşır. Çünkü Allah böyle diyor yani. Evet. Mezarlığa baktı ve şöyle dedi. Burası mezar, yarısı nazar. Doğru. Nasıl buldunuz hocam cevapları? Güzel. Halkımızın nazarla ilgili bilgisi tam da değil. Yani inanmıyorum diyenler de çoktu. İnanmıyorum demelerinin sebebi o. Efendim şimdi nazar ne demek? Bir kısım hasetçi, fesatçı insanların gözlerinden çıkan manevi mermi, karşı taraftaki insan korunmasız ise onun malında, canında bir zarara sebep olabilmektedir. Manevi mermi çıkıyor. Karşı taraftaki adam da eğer korunmasız ise, savunmasız ise, nasıl korunmaya alacak kendini? Dua ile muavvizeteyn, bakın, sığındıran, Allah'a sığındıran sureler. Peygamberimiz Efendimiz torunlarına şöyle dua etmiş. Euzu bi kelimatillahi tamme min kulli şeytanin ve hamme ve min kulli aynin lamme. Ya Rabbi, her türlü muzır şeyin şerrinden, şeytanların şerrinden ve kem gözlerin şerrinden Allah'ım sana sığınırım.
torunları için böyle dua etmiş. Göz değmesi var mı? Bakın hadis-i şerif. El aynu hakkun testenzilul halik. Göz değmesi gerçektir. Dağı bile baş aşağı edebilir. Kişinin kabre, devenin kıdre girmesine. Kıdir tencere. Evet. Kişinin kabre, devenin tencereye girmesine sebep olur. Şu ayete nazar ayeti derler. Nasıl da ayeti kerime? Yani onlar ki işittiklerinde peygamberimizi, peygamberimizin zamanında, her peygamberin zamanında bir şey çok ileri gider. Mesela İsa aleyhisselam zamanında tıp ileri gitmiş. Musa aleyhisselam zamanında büyü meselesi ileri gitmiş. Peygamberimiz zamanında da güzel söz söyleme çok revaçta. Yani ve in yekadüllezi ayetini diyorsunuz hocam. Nazar ayet. Ve evet. in yekadüllezine keferu leyüzlikûneke bi ebsârihim lemmâ sem'u zikr ve yekûlûne innehu lemecnûn ve mâ huve illâ zikrun l'âlemîn. Kalem suresi 51-52. Ey peygamber, onlar seni işittiklerinde az kalsın gözleriyle seni yıkacaklar. Bu ayete nazar ayeti denilir. İşte evet. böyle yani peygamberimizin ama ayet okuması, ama normal konuşması karşısında adamlar hayran oluyor. O hayranlık var ya işte bunun adına göz, ne kadar güzel konuşuyor ya. Allah Allah. Dişlerinin arasından nur fışkırıyor ya. Allah Allah. İşte bu göz değmesine sebep oluyor bu. Efendim. Peki korunmak için ne yapmalıyız? Korunmak için ayetel nasifelakı, ayetel kürsi bunları okumalı. Es sadakatu terüddül bela. Sadaka belayı def eder ve aynı zamanda duamızda olmalı. Korunmanın yolu da budur. Nazardan evet. korunmak için. Sevgili Emre, yönetmenimiz ekrana zaten hocamızın bahsettiği, anlattığı, tavsiye ettiği duaları ekrana verdi. Nazardan korunmak için nazar ayetleri diye bilinen hocam. Kalem suresi doğru. 51. ve 52. ayetler doğru ekranda. Efendim. Ondan önce de Efendimizin torunlarını okuduğu nazardan korunmaları için torunlarını doğru. okuduğu bir dua tavsiyesi var. Onu da görelim sevgili Emre. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bunları ezberlemek isterseniz. Hı. Evet. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimiz'i Euzü bi kelimatillahi tamme min kullu şeytanin vehamme ve min kullu aynin lamme torunlarına bu duayı okumuştur. Okumuş efendim. Sevgili peygamber. Hocam şimdi dikkatimi çekti. Nazara inanmayanların dışında nazara inanıp da korunmak için yanlış bilinen şeyleri söyleyenler de oldu. Mesela onlardan evet. bazılarını söyleyelim. Kurşun döktürürüm diyenler yanlış, oldu. Yanlış. Nazar boncuğu mesela yanlış. Diye bilinir. Hatta nazar boncuğu için peygamberimiz şirktir diyor. Nazar Niye? Boncuğu için. Ya neden şirktir diyor? Ya boncuk nedir? Topraktan yapılan bir şeydir. Yani ondan beni koru diye medet bekliyorum. Allah'tan değil de boncuktan medet bekliyorum. İşte bu şirktir bu. Halik değil de mahluk olduğu için. Hah, öyle efendim. Nazar doğru, boncuğu. Doğru. Şirk diyorsunuz. Bir de ilk defa duyduğum bir şey. Hatta not aldım buraya. Sevgili Beyza o da tekrar etti. İşte kimden şüpheleniyorsanız, kimin nazarı değdi şüpheleniyorsanız bir isimden o ismi bir kağıda yazın onu yakın dedi bir izleyici bir vatandaşımız. Bu da yanlış. Esasen filanın gözü değdi demek de yanlış. Bunu kesin bilmiyoruz biz. Ama biz nazar diye bir şeye inanıyoruz. Amen. Ama filanın gözü değdi bunu demeye yetkimiz yok. Hadi onun ismini bir kağıda yazalım. Hadi o kağıdı yakalım. Yakalım. Bu da ayrı bir şey. Bunlar hurafedir. Batıl inanç hurafe evet. olur diyorsunuz. Peki teşekkür ederim. O kurşun döktürme keza ta eskiden beri gelen, Orta Asya'dan gelen bir şeydir. Ama ne dini ne ilmi bir dayanağı yok. Yani bu kurşun döktürme İslamiyet öncesi de varmış. Öyledir. İslamiyet öncesi bir inanış. Beri. Yani benim çocukluğumda benim mesela benim ailemde yapılırdı bu yani. Benim çocukluğumda. Allah Allah. Öyle ya.
bu kadar yaygın bu. Niye yaptırırlardı hocam? Yine nazar için mi? İşte öyle. Yok, başka hastalıklar için de yaparlardı. Allah Allah. Ama bu yanlış tabii bunlar. Evet. Şimdiki bak, benim çocukluğumda bunlar olurdu da bu yıllarda oluyor mu? Bu yıllarda görmüyorum. Olmuyor. Hocam sizin gibi kıymetli hocalarımız artık ekranlarda bunu sürekli dile getire getire. Belki de herhalde. Yıllarca siz de buradan söylüyorsunuz. Söylerken herhalde halkımız da inanmıyor ama. Mesela bak, benim çocukluğumda Muhsin Bey, ay tutulması olunca kıyamet kopuyor gibi eline bir çomak alan, bir de teneke alan, o teneke ya böyle bir şey. Yani köy yıkılıyor gibi böyle bir ay tutulmasında. Ay tutulmasında böyle tencereye çomakla vuruyor. Öyle vuruyor. Sopayla. Takır takır. Niye takır. Hocam? Ne işte, ne bileyim yani böyle cahilce bir şey, ama şimdi bunlar yok. Şimdi ne var? Ay tutulmasında, güneş tutulmasında namaz kılma var. Dua var. Evet, işte o kadar. Evet, yani evet. Yani biz dua edeceğiz de güneş tutulmaktan kurtulacak değil. Peygamberimizin oğlunun vefat gününde güneş tutuluyor. Ahali de böyle yorum yapıyor. Peygamberin oğlu vefat etti, güneş onun için tutuldu. Peygamberimiz müdahale ediyor. Hayır. Ay ve güneş hiç kimsenin doğumu, ölümü münasebetiyle tutulmaz. O Rabbim'in kainatı idare kanunları gereğince tutulmuş. Ama aynen, bir gün olacak, aydınlatan güneş aydınlatmaz olacak. İzeşşemsi kuvvet ve izennücumun kederet ayetlerinde olduğu gibi, işte o günü hatırlattığı için namaz kılmalı ve dua etmeliyiz buyuruyor. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Sevgili Beyza'ya, kameraman arkadaşlarımıza çok teşekkürler. Renkli, çok güzel bir VTR olmuş. Ellerinize sağlık. Sevgili Hasan'a da teşekkürler diyelim ve ikinci şifreyle devam edelim. Telefonumuz var. Hemen ikinci şifreyi paylaşayım. Hemen telefon alacağım. Vakti zamanı gelmiş. Hemen önce şifreyi paylaşalım sevgili izleyenler. 3 hediyemiz var. Bir İnci kutulu Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Mustafa Gür Ankara'dan Asiye Gür adına hayrediyor. Mevla kabul buyursun. Bunun dışında çantalı rahle boyu cüzlü Kur'an-ı Kerim hediyemiz var iki izleyicimize. Toplamda 3 hediye. Hepsinin yanında dualar kitabı da olacak. Bu hediyeler için ikinci şifre ekranda. Yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. Malikül Mülk. Ya Allah. Celle mülkün, Celal. Mülkün ebedi sahibi Allah. Öyleyse hüner ne? Fani sermaye ile bakiyi kazanmak. Akif merhum nedir? İlahi malikül mülküm diyorsun. Doğru, amenna. Hakiki bir tasarruf var mıdır kul için asla? Alan sensin, veren sensin. Senin hükmündedir dünya. Ya, amenna hocam. İkinci şifreydi. Sevgili izleyenler, not alınız lütfen. Son bir şifre kaldı. Vakti zamanı geldiğinde o şifreyi de paylaşalım. Telefonla devam edelim. İzleyicimizin bir sorusu var. Duyalım. Hoş geldiniz. Kırklareli. Selamlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Buyurun. Hatta mı izleyicimiz? Buyurun. Yayındasınız şu anda. Buyurun. Tekrar bağlayalım o halde. Video sorumuzu görelim. Ben kurban için sana bir şey soracağım. Büyükbaş hayvana girdik 4 kişi. Ona olmaz diyorlar. Senden biz cevap bekliyoruz. Ne olmaz diyorlar? Efendim, yani 4 kişi, yani tek mi çift mi? Evet. Tek de olur, çift de olur. Yani 1'den 7'ye kadar büyükbaş hayvanlarda 1'den 7'ye kadar ortaklık geçerlidir. Evet. Yani 2 de olur, 3 de olur, 4 de olur. Videonun tek başını olur, duyamadık Emre. Olur. Yanlış olmasın. Tekrar izleyelim. Yanlış cevaplamasın hocam. Yani videonun başı... Hocam hayırlı günler. Ben kurban için sana bir şey soracağım. Büyükbaş hayvana girdik 4 kişi. Ona olmaz diyorlar. Senden biz tamam. Cevap bekliyoruz. Olur efendim. Olmaz olur. Sözü yanlıştır. Olur. Peki. Kurbanla ilgili çok soru geliyor. O sorulardan birisini Instagram'dan az evvel izleyicimiz yazmış. İlayda Hanım, hocam. Selamun aleyküm Muhsin Bey. Aleyküm selam diyor ki, benim sorum kurbanla ilgili. Hocam az önce kurban hisselerinden bahsederken ailenin birleştirdiği parayla hisseye girilmez dedi.
Bu noktada kafamıza takılan şey şu: yıllardır ailemizde annem ve babam dahil olmak üzere tüm aile büyükleri paralarını birleştirip kendi adlarına kurban hissesine girerler. Bu doğru mudur? Yanlış mı yapıldı bugüne kadar? Allah kabul etsin ama yani bir hisse bir kişi içindir. Yani bir hisse iki kişi için olsun, üç kişi için olsun, bu doğru değildir. Böyle olmaz. Hocam şöyle olmuş. Şimdi diyelim ki benim bir ailem var hocam. Tamam. Annem, babam, tamam, abim ve kız kardeşim var. Tamam. Kız kardeşim çalışıyor, abim çalışıyor, babam çalışıyor, anne çalışmıyor. Şimdi ben de çalışıyorum. Ben ortaya bir para koyuyorum. Çalışan abim ortaya bir para koyuyor. Kız kardeşim çalışıyor, ortaya bir para o koyuyor. Babam da emeklisi var, o da para koyuyor ortaya. Bunları birleştiriyoruz, ailemiz adına bir kurban kesiyoruz. İşte bu böyle olmaz. Böyle olması için ne yaparız? Hiç olmazsa hepimiz babamıza verdik, babamız kesiyor. Bitti. Babamız kesiyor. Babamıza biz hibe ettik. Ve babamız kurbanlığı alabilecek duruma geldi. Eğer nisap miktarı mala sahip değilse nafile olur. Nafile olarak da yine bir kişi olması daha münasiptir. Bu şekilde doğru ortak olan, kesilmez evet, diyorsunuz. Yani öyle ortaklaşa. Evet. Kime vacipse Kur'an o kesme, kurban o kesmeli değil mi hocam? Yani kime vacipse? Kime vacipse, kim mükellefse o keser. Evet. Mükellef değiller. Yani nisap miktarına sahip değiller. Ama yine kurban keselim deniliyorsa bile bir kişiye hibe edilmeli de o kesmeli. Bu sene baba keser, gelecek sene hanımefendi keser, evin hanımefendisi keser. Aynı metotla ona verdik, hibe ettik. O kesiyor. Peki. Olur. Evet. Tekrar dönelim Instagram sorularına ama telefon hazırmış. Biraz evvel irtibat kuramadık izleyicimizle. Hoş geldiniz yeniden. Merhaba. Kırklareli'ydi değil mi? Buyurun. Yayındasınız. Evet, Kırklareli'nden. Buyurun, sorunuz varmış hocamıza. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumanız cumalar. Mübarek olsun. Allah hayırlara vesile amin, eylesin. Amin, Rabbim bütün amin, Müslüman alemini. Amin. Buyurun. Benim şimdi hocama sorum. Benim eşim öldü. Biz kurban kesiyoruz. Onu dağıtıyoruz. Ama komşularımızda hem kurban kesmekle mükellef olanlar kesmiyorlar, hem de alkol alan insanlar var. Hı hı. Şimdi ben onlara et kurban payı versem vicdan azabı çekiyorum. Vermesem nasıl olur? Hocam bunu bana lütfen açıklar mısınız? Yani biliyorum ama çünkü yakınız. Bir de kurban kesmekle mükellefler ama kesmiyorlar. Ve bana diyorlar ki sen bize kurban eti vermedin diyorlar. Şimdi bunu nasıl olduğunu hocam bize açıklarsan bana çok sevinirim hocam. Bir de alkol bir de kullananlar ölmüş, dediniz. Ölmüş eti, bir dakika Muhsin Bey. Ölmüş kişiye kurbanı nasıl kesebiliriz hocam? İsmini biz böyle diyoruz. Yanlış yapıyorsam özür dilerim. Siz bana açıklamasını lütfen yapın. Diyoruz ki işte çocuklar diyorlar ki biz babamıza kurban keseceğiz. Babamın adına bu kurbanı kesiyoruz. Evet. Evet. Babanızın babalarının adına değil, babalarının eşimiz, adına babalarının he, adına onlar kesiyor. Evet. Biz doğru kendimize de ayrı kesiyoruz. Anladım. Bir de bu kesiyoruz, bir de kendimize kesiyoruz. Tamam. Bir de bu alkolle ilgili bir şey söylediniz, onu anlayamadım. Komşularımızda durumu iyi değil. Tamam. Yani biliyorum evleri kira, durumları yok ama alkol alıyorlar. Şimdi ben kurban eti verim mi vermeyeyim mi diye onlara tereddütteyim. Kurban etini acaba diyorum işte yani. Acaba alkol yerken mi kullanırlar mı? O et nasıl olur? Onun günahı vebali bana olur. Çünkü bildiğim için biliyorum onların yani durumunu. Durumunu da biliyorum ama öbür taraflarını da biliyorum. Şimdi hocam bunları bana açıklarsan çok teşekkür ederim. Hayırlı bayramlarınız olsun. Elinizden öperim. Allah'a emanet sağ olun. Efendim. Sağ olun. Rabbim hepimize Allah'a emanet etsin. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar. Ne güzel hocam izah etti, anlattı. Hiç var ya böyle hocam çok net özet geçti. Evet buyurun. Muhsin Bey, bir muhterem vatandaşımızdan şunu dinledim ben. Diyor ki hocam herkes fakir olanları umreye götürür. Ben de zengin olanları umreye götürüyorum diyor. Niye? Pasaportlarını çıkartıyorum.
efendim uçak biletlerini alıyorum, otel masraflarını karşılıyorum. Zengin olanları. Zengin olanları. Hem de büyük zengin adam. Allah. Böyle yapıyorum. Ama dönüşte o adam namaza da başlıyor, zekata da başlıyor, hac ve umreye de başlıyor. Tebliğ metodu. O yüzden bu muhterem hanım kardeşimizin sorusunda adam içki içiyor ama Müslüman mı? Müslüman. Öyleyse Müslüman kişiye kurban eti vermem caiz mi? Caiz. Herhalde belki onda da bu tesiri uyandırır. Ya bu komşumuz ne güzel bak ya. Allah'ın emri diye kurban kesiyor. Mutluluk duyuyorlar. Bizi de adam yerine koydular. Bize de gönderdiler. Ya biz de bu yanlış yoldan vazgeçelim. Biz de şu içkiyi bırakalım. Biz de güzel bayram gününde kurban keselim. Biz de dağıtalım demesine belki sebep olacaktır. İsterse demesin. Yani yapmamız, vermemiz doğru mu? Doğrudur. Yani hatta Hristiyan komşumuz var. Hristiyan komşumuza kurban eti verebilir miyiz? Veririz. Bak Hristiyan komşumuza zekat verir miyiz? Olmaz. Hayır. Fidye, fitra verir Hayır. miyiz? Olmaz. Ama Hristiyan komşumuza kurban eti verebiliriz. Almanya'daki gurbetçilerimiz Alman komşularına, İtalyan komşularına kurban eti verebilirler mi? Verebilirler. Dini bayramımız, ikramımız öyle, diye tabii, verebilirler tabii, diyorsunuz. Verebilirler, evet. Diğer soru da ya mükellef olduğu halde kesmeyenler var. Alkolle alakalı sormadı da bunu. Ya mükellef ben biliyorum diyor durumları yerinde. Yani vacip onlara kurban ibadeti ama kesmiyorlar. Bizden hediye bekliyorlar. Kurbanda et bekliyorlar diyor. Olsun o hesabını o kendi versin. Biz ona kurban etinden hediye gönderebiliriz. Evet. Biz görevimizi yapmış oluruz. Ama o da belki insafa gelir. Evet, yani. Evet. Diğer sorusu biz kendimiz adına mükellef olanlar kurbanlarını kesiyor. Onun dışında oğulların babaları için de bir kurban daha kesiyorlar dedi. Nasıl niyet ettiklerini de söyledi. Efendim Peygamberimiz Hazreti Ali Efendimiz'e bakın iki koç kurban bayramında kesiyor. Ali diyorlar niye böyle yapıyorsun? Biri kendim için biri de Peygamber Aleyhisselam için. Peygamber Aleyhisselam hayattayken bana vasiyet etti. Ali benim için kurban kes diye. Ve bu ikinci kurbanı da Peygamber Aleyhisselam için kesiyorum diyor Hazreti Ali Efendimiz. Ve o yüzden eğer geçmişlerimiz bizden ayrılarak ebediyete irtihal etmiş olanlar vasiyet ettiyse mecburuz o görevi yerine getirmeye. Vasiyet etmedi. Vasiyet ettiyse bir de şu var. Onun etini tamamen fakirlere dağıtmak icap eder. Vasiyet ettiyse. Ettiyse. Vasiyet etmedi de biz babamız adına kurban kesiyoruz. Onu aynen hediye, nafaka, sadaka edebilir miyiz? Öyle edebiliriz onu. Evet. Böyle yapabiliriz. Evet. Peki. Devam edelim. Bir video sorumuz var. İzleyelim, görelim. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar. Benim bir sorum olacak. Ben hamileyken bir türbe başında dua ettim. Oğlum olursa ben oğlumu getirip bu türbenin başında kurban kestireceğim diye. Ama hocam bir türlü kısmet olmadı. Gidemedim. Oğlum 17-18 yaşında. Onu bu sene inşallah hani alıp oraya götürüp kurbanını kestirsem kabul olur mu? Çok teşekkür ederim hocam. Hayırlı cumalar. Oraya gitmenize, oğlunuzu götürmenize hiç gerek yoktur. Bulunduğunuz yerde veya ihtiyaç olan yerde o kurbanı kestirin. Artık sizinki adak kurbanı olmuş oluyor. Öyle olunca etinin de fakirlere verilmesi icap eder. Onu diyelim bizim Türkiye Diyanet Vakfı'na bu adaktır diye parasını verdikten sonra yerine gelir mi diyorsunuz? Onu şeyde yurt dışında
gayet güzel o görevi yerine getirirler. Ya. Hatta burada türbenin başına gidip o türbenin başında şart değil. O oğlum olursa ya, burada keseceğim hayır, o demiş. O demek bağlayıcı değil. Mekan belirtmiş. Bağlayıcı değil. Öyle demek bağlayıcı değil. Bağlayıcı olmaz. İlla türbede, türbenin başında oğlumuzu da oraya götürerek öyle yapmamız değil. Yeter ki Allah'a verdiğim sözü yerine getireyim. O adak getireyim. Kurbanı. Öyle o yerine ya. Gelecek. Peki Instagram'dan sorulara tekrar bakalım. Biraz evvelki nazarla ilgili başka bir soru var. Hacer Hanım soruyor hocam. Diyor ki bir güvenlik çalışanı oğluma ne güzel motorun var dedi. Oğlum bir hafta içinde kaza yaptı. Başka zaman yine aynı kişi oğluma senin önün açık dedi. Bu kez de çalıştığı yerde az kalsın parmağı kopacaktı. Bunlar aralıklı zamanlarda oldu. Biz de kan akıttık, dağıttık, sadakalar verdik. Benim sorum şu, o kişinin oğluma nazarı mı değdi? İşte onu da kesin demeye gücümüz yetmez. Kesin nazar değdi de ondan dolayı böyle oldu dememiz mümkün değildir. Evet. Peki hocam bir başka video soru var, izleyelim görelim. Selamünaleyküm hocam, hayırlı cumalar. Ya ben şey soracaktım. Şimdi bizim borcumuz var yani belli bir miktarda 200 milyar gibi. Az önce dediniz ki borcu olan nafile kurbanı olarak geçiyor. Biz de kurban bayramında kurban kesmek istiyoruz. Bu kurban niyetine geçmiyor mu hocam? Yani nafile orucu dediniz, aynı nafile kurbanı dediniz ama ben çok anlamadım. Siz iyi anladınız. Hocam şöyle, siz dediniz ya hani mükellef değilse, nisap miktarı varlığa sahip değilse bu kurban vacip kurban olmaz, nafile kurban olur dediniz ya. Doğru. İzleyicimiz de diyor ki ya takıldık oraya biz diyor. Şimdi biz kurbanda kurban keseceğiz, durumumuz yok ama diyor bizim kurbanımız kabul olmayacak mı diyor. Kurban olarak geçmeyecek mi diyor. Kabul olmayacak demedik de evet. Nafile olur. Yani nafile ne demek nafile? Gönüllü. Gönüllü. Yani mecbur olmadığı halde yapan, yani şimdi öğle namazını kılmazsam babamın canına değmez, onun hesabı var, sorusu elbette var yani. Ama kuşluk namazı kılmaya mecbur değilim. Kılarsan sevabı var mı? Elbette sevabı var. Ama öğle namazı öyle değil. Kılmazsan hesabı var, suali var. Yani benim nisap miktarı param var. Kurban kesmiyorum. O zaman bunun hesabı var. Hem de nasıl? Allah'ın Resulü ne diyor? Kurban kesmeye gücü yettiği halde kesmeyen namazgahımıza uğramasın. Şu azara bakın yani. Kurban kesmeye muktedir olduğu halde kesmeyen bizim namazgahımıza uğramasın. Ama öbür tarafta gücüm yetmiyor. Nisap miktarına sahip değilim ama yine de kurban kesmek istiyorum. Elbette sevabı olur. Hem de nasıl? Efendimiz ne buyuruyor? Kişi kurban bayramı günlerinde kurban kesmekten daha değerli bir şeyle Allah'a yaklaşamaz. Kurbanlığın kanının damlası yere düşmeden kesen kişi bağışlanır. Ve her tüyü sayısınca kurban kesen kişiye sevaplar verilir. Allah'ın Resulü böyle buyuruyor yani. Evet. Evet. Hocamızın orada belirttiği, altını çizdiği, mükellef olmadığınız için öyle vacip ibadet yerine gelmemiş oluyor. Mükellef değilsiniz çünkü. Evet, öyle. Nisap miktarına sahip değilsiniz. Dolayısıyla bu da nafile ibadet oluyor. Nafile oluyor. Evet. Nafile elbette olunca, sevabı var. Nafile olunca boş oluyor evet, anlamına evet. değil. Yani. Evet, evet, evet. Geçersiz gönüllü, değil. Yani. Gönüllü. Mecburi olmadığı halde yapılan demek. Evet. Peki son şifre, biraz sonra birkaç soru daha aktaralım. Kalem kağıtlar hazır olsun. İzleyicimiz diyor ki eşimle 1,5 sene evvel severek evlendik. 4 aylık bebeğimiz var. Allah bağışlasın. Sorum şu. Bebeğim küçük olduğu için yemek yapamadığım bir gün eşim yemek hazırlarken, kocası yemek hazırlıyor, ailesinden biri geldi. Eşimin yemek yaptığını görünce bu kadını boşa, sana yemek bile yapmamış diyerek gülmeye başladı. Eşim bunun üzerine gülerek doğru söylüyorsun, ben bunu boş yiyeyim dedi. 3 kez boş ol, boş ol, boş ol dedi. Evet. Ve gülmeye devam etti. Nikahın şakası olmayacağını söyledim. Çok sinirlendim. Eşim beni çok sevdiğini, asla boşanmayı düşünerek söylemediğini söylüyor. Şu an bizim nikahımız düştü mü? Ne yapmalıyız? Tekrar nikah geçerli olur mu? Hanefi mezhebine göre yorum bekliyorum demiş. Bazı ulema aynı mekanda, aynı zamanda 3 defa talak sözünü kullanınca bu 1 sayılır. Diyor ya işte bundan dolayı
demek ki bütün bağları kopmamıştır. Ama bundan sonrası için hanımefendi bunu biliyor. Bakın, bu işin şakası da ciddi, ciddisi de ciddi. Bu hadis-i şerifi duymuş. Evet, evet. Ve o yüzden hanımefendi kaygı taşıyor. Acaba bizim nikahımız bitti mi? Rici talak, yani tekrar dönebilirler. Mesele yok. Ama beyefendi böyle sorumsuzluk, aile meselesi çok kutsaldır. Çocuk oyuncağı değildir. O yüzden bunu ağza almamalı. Bu lafı kullanmamalı. Şakasına söylemiş belli ama. Şaka hani başkası espri yapmış, o da katılmış ona. Şaka da olsa böyle ciddiyetsizlik yok İslam'da ya. Yani. Evet. Evet. Nikahın, boşanmanın şakası da ciddi, ciddisi de ciddi diyor hocam. Evet efendim. Şakası bile yapılmaz diyor. Peki, bir başka Instagram sorusu var. Hocam şöyle, Alime Hanım diyor ki, iyi yayınlar. Hocamıza sorum. Mahsullerimizi ve tavuklarımızı yırtıcı hayvanlardan korumak için okunacak bir dua var. Sorabilir misiniz hocamıza? Manisa'dan selamlar. Efendim, bir kere madde planında alabileceğimiz tedbirleri alırız. Yani muallem köpek mi olur artık, ne olur, o tedbirlerimizi alırız. Onun dışında Bismillahillezî lâ yedurru ma'ismihî şey'ün fil ardı ve lâ fissemâ ve huvessemî'ul alîm. Anlamı da şu: adı anıldığı zaman gerek yerde gerekse gökte hiçbir şeyin zarar vermeyeceği Allah'ın adıyla, o hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir derse ona hiçbir şey zarar veremez. Görülmedik kaza ve bela ona isabet etmez. Bir de yine Efendimizin bakın öğrettiği dua: Allahümme barik lena fi semerina ve barik lena fi medinetina ve barik lena fi sa'ina ve barik lena fi müddünâ. Allah'ım, meyvelerimizi bereketli kıl. Medine'mizde bize bereketler ihsan et. Ölçümüzde, tartımızda bize bereketler ver. Biz tabii Efendimizin duasında Medine'mizde bereket diyor. Biz diyelim ki Manisa'ysa Manisa'mızda deriz yani, değil mi? Evet. Bu duayı yaparken o Medine kısmına bulunduğumuz şehri, bulunduğumuz beldeyiz şehri deriz. Evet. Söyleyeceğiz. Evet. Evet, hocamızın iki dua tavsiyesi oldu sevgili izleyenler. İkincisi ekranda, birincisi ekranda. Allah'ım meyvelerimizi bereketli kıl. Yaşadığımız şehri bizi bereketli kıl. Evet. Bereket ihsan et. Ölçümüzde, tartımızda bize bereket ver. Evet. Şeklinde. Evet, ekran görüntüsü almak isteyenler olursa alabilirler, ezberleyebilirler. Teşekkür ediyoruz muhterem hocam. Telefonumuz var. İzleyicimizi bekletmeyelim. Telefondan sonra da son şifreyi paylaşalım mı? Zamanı gelmiş olacak mı arkadaşlar? Tamam. Önce telefon sorusu, sonra üçüncü şifre. Hoş geldiniz yayınımıza. Kolay gelsin. Teşekkürler. Aydın, Ege'ye selamlar. Aydın'a selamlar. Hayırlı cumalar. Teşekkür ederim. Benim bir sorum vardı hocama. Buyurun. Benim oğlum cezaevinde. Hanımı başka birinden kaçtı gitti. Çocuklarını sokağa attı. İki tane çocuğunu ben aldım, bakıyorum üçüncü çocuğu da şiddet uygulatmış gittiği arkadaşına, onu da aldım. O kadına hakimiyeti ne olur acaba? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Şimdi oğlunuz cezaevinde. Kaç yıldır? Evet. Cezaevinde? Muğla. Kaç yıldır cezaevinde? 7 yıldır. 7 yıldır cezaevinde. Peki evet, evlilikleri devam ediyor mu? Hayır, boşandılar. Boşandılar. Cezaevinde çocuğu, mi boşandılar? Ha. Cezaevindeyken evet, boşandılar. Evet, cezaevindeyken kadın başka birini kaçtı. Ama iki tane çocuğu atmıştı sokağa. Ben onları aldım. Ufak onun yanındaydı. Ufak da şiddet uygulatmış. Onu da aldım yanıma. Torunlar sizde şu anda. Üçü de sizde. Evet, ben bakıyorum şu annesi, an üçünde. Annesi çocuklara annesi sahip çıkmıyor. Annesi kesinlikle bakmıyor. Evet. Evlendi mi peki? Annesi evlendi mi kaçtıktan sonra? Başka birinden hayatını birleştirdi.
O şahıs da cezaevine girdi. Şimdi boşta. Allah. Çocuklarına kesinlikle bakmıyor. Sokağa attı gitti. Allah Allah. E peki sizin bakmaya gücünüz yetiyor mu? Maddi olarak, vallahi, manevi olarak, Muhsin Bey, fizik şöyle diyeyim, olarak? İyi ve kötü çocuklarımı okutmaya çalışıyorum. En azından şiddet görmüyorlar yani. Ya, kaç yaşında çocuklar? Çocuklar mı? Evet. Biri 13 yaşında, biri 11 yaşında, biri 6 yaşında. Ah ah. Baba cezaevinde. İki senedir ben bakıyorum. İki sene önceden sokağa attı gitti kadın. Ben bakıyorum vicdanen, yani benim vicdanım rahat. Bakmaya devam edeceğim sonuna kadar yani. Eli öpülesi bir annesiniz. Anneanne, babaannesiniz. Hakikaten öyle. Baba, anne, ben babaanneyim. Anneannesi de hiçbir konuda bakmıyor, ilgilenmiyor yani. Evet. Hocam, sadece baba cezaevinde. Sadece babaanne, ben bakıyorum. Baba cezaevinde, anne kaçıp gidiyor, çocuklara sahip çıkmıyor. Bu çocukların akıbeti ne olacak? Hem böyle karşı tarafı şiddet uygulattırıyor çocuğuna. Allah Allah. İşte ben onu da aldım yanıma yani. Babaanne ya, bak, eli öpülecek babaanne. Niye Peygamberimiz cennet kadınların ayağı altında demiyor? Annelerin. Cennet annelerin ayağı altında. İşte ya. Anne bu. Anne bu, bakın. Üç çocuğu bağrına basıyor. Şefkatle onları himaye ediyor. Ama öz anne, ya nasıl öz anne peki? Öz anne bırakıp gidiyor. Yani aklıma şu geldi Muhsin Bey. Biz camız deriz bazı yerde de, şey derler yani, manda derler. Evet. Manda. Manda yolda, yani arabaların gelip gittiği yerde doğum yapmış. Şimdi yavrusu yerde duruyor. O camız var ya, canavar gibi oradan gelen arabaya bir saldırıyor. Yani burada benim yavrum var, sakın buna zarar vermeyin ha demektir. Şu camıza bakın ya. Yani yavrusu için nasıl bu heyecanı, bu telaşı gösteriyor. Camız gösterir de insan göstermez mi ya? Ya. Hocam, bu annenin akıbeti ne olur diyor. Ahireti, dünyası, sorumluluğu. Vebali, günahı. Yani elbette hoş değil. Ama bize düşen, herkes için Rabbimiz lütfetsin. Herkesin İslahı için mi dua etmek lazım? Öyle edelim. İslahı yani için. Cenab-ı Hak ıslah etsin. Yanlış yapmıştır o hanım kardeşimiz. Bakın, yani gittiği yerde de huzur bulmuyor. O da tekrar cezaevine giriyor. Ya. Burada da 3 tane çocuğu ortalıkta bıraktı. Ah hocam, elbette, olan o çocuklara olacak. Ya. İyi ki böyle bir babaanneleri var. Sahip çıkıyor. Babaanne. Sonra ne olacak? Babaannenin mükafatı inşallah çok büyüktür i̇nşallah. Yani. Evet. Evet. Eli öpülesi bir anne, eli öpülesi bir babaanne. Allah kolaylıklar versin inşallah. Bereketler versin. Devam edelim. Bir başka video soru daha var. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı cumalar. Hayırlı yayınlar. Benim size bir sorum olacak. Ben evlendim, ayrıldım. Yalnız mihrimi alamadım. Ama namaz kıldığımda ya da dua ettiğimde her duamda, her namazımda onları katıyorum. İşte Allah bildiği gibi yapsın gibisinden. Bunu dediğim için günah öyle deme diyorlar. Bilgi almak istiyorum. Bana yardımcı olursanız sevinirim. Hocam, soruya dönelim. Müsaade buyursanız, vakti gelmiş. Son şifreyi paylaşayım. Tamam, sonra efendim. Bu soruyla devam tamam, edelim efendim. İnşallah. Sevgili izleyenler, 3 hediyemiz için ve muhterem hocamızın dualar kitabı için 3. şifre ekranda yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. Zülcelali vel ikram. Ya Allah, Celle Celal. Hem büyüklük sahibi, hem fazlı kerem sahibi. Elizzu biya zülcelal vel ikram. Duada ya zel celal vel ikram diye ısrar edin buyuruyor Efendimiz. Yani hem büyüklük sahibi, hem de lütfu ihsan sahibi. O yüzden ismi azam olduğunu söyleyen ulema da vardır. Yani zülcelal vel ikram ismi şerifi için ismi azam olduğunu söyleyen de vardır. Evet. Dua ederken ya zel celal vel ikramda ısrar edin buyuruyor sevgili Peygamber. Duanın başına mı sonuna mı söyleyeceğiz hocam ya bunu? Dua ya zel celal vel ikram diye ondan isteyeceğiz. Sonra, tabii ondan sonra istiyoruz. Ya zel celal vel ikram. Allah'ım der gibi. Aynen onun Allah'ım gibi. Der onun gibi. Yerine, ya Rabbi der gibi. Ya zel celal vel ikram. Bu mübarek isimde hem lütfu keremi, hem de büyüklüğü var.
azameti var. O yüzden ismi Azam duası olarak. Celal ve Cemal sahibi Allah. Mevla razı olsun hocam, ne güzel öğrenmiş oluyoruz bunları sizden. Çok teşekkür ediyoruz. Üç şifreyi de paylaştık. Ekranda telefon numaralarımız var. Hatlarımızı düşüren ilk üç izleyicimize hediyelerimizi vereceğiz. Vaktimiz olursa ilk düşürenle de konuşalım. Bakalım hangi şehirden kim düşürecek. Şifreleri onlardan duyalım. O vakte kadar biraz evvelki sorunun cevabını hocamızdan duymak isteriz. Eski kocama dua ediyorum diyor namazlardan sonra. Allah onu bildiği gibi yapsın diye dua ediyorum. Çünkü o benim mehrimi vermedi diyor. Mehir bu hanımefendinin anasının sütü gibi helal olan hakkıdır. Eşi vermemiştir. Bundan dolayı sorumludur. Kul hakkı ihlalidir. O yüzden hanımefendinin böyle beddua etmesine gerek yoktur. Beddua etmesin. Hocam ya. Gerçi açık bir beddua yok. Söylediği şuydu. Allah onu bildiği gibi yapsın. Zaten Rabbimiz yapar onu. O neden? Sen o öyle değil. Öyle deme. Daha iyi. Ama kul hakkı ihlalidir. Böyle ya çok, koca vebalde eski bu olayı çok eski görülüyor koca. Yani. Çok çok. Yani hanıma vaktiyle bir mehir söyleniyor veya söylenmiyor. Mehri misil söylenmediyse mehri misil verilmesi icap tabii, eder. Tabii. Yani bu kul hakkı ihlalidir. Bundan korkmak lazım. Beyler, beyefendiler, hocamızı öyle, duydunuz. Öyle efendim. Mehrini vermeyenler varsa bu bir vebaldir. Tabii. Eşin, kadının hakkıdır. Verilmesi icap eder diyor. Doğru. Hocam, biz söyleyelim de diyorsunuz. Biz söyle, bizden vebal gitsin. Bizden vebal gitsin. Yani. Başka video soru daha var, görelim. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Ben yurt dışından sesli mesaj yollarım. Ve iki tane sorum var. Birinci sorum, 4 senedir bir erkek beni seviyor. Ondan sonra peşime dolaşıyor. Sonra dedi bana dedim seviysen gelecek, nikah kıyalım. O da dedi ki ben evliyim, devlet nikahı edemem ama İslam nikahı yaparım. Dini nikah kıyalım demiş. Ben de şakadan dedim yani. Dedim ki o zaman götür kocayı nikah kıyalım seviysen. Allah Allah. Götürdü nikah kıydık. Şimdi İstanbul'a çalışıyor. Ve her gün bir karıyla beraber oluyor. Benle evlenmiş. Şimdi bana diyor ki bana senede 1000 euro yollayacaksın. Seninle nikah kıydığım için. Allah ben de derim ki benim param yok. Ben çalışmadım. Eşim öldü. Eşimden eşim için yani eşimin aylığını bağladı. 450 lira. O da benim evimin giderine gitti. Bana bile yetmiyor. Sana nasıl para vereyim? Ondan sonra her akşam bir karıyla beraber oluyor. Ben dedim seni istemiyorum. Sonra bizim kıydığımız nikah hiç kimse bilmiyor. Anlay mısın? Hiç kimse bilmiyor ne? İkimizin arasına sadem. Ben buraya hocaya sordum onu dedi kimse bilmedi mi nikah kabul değil. O değil kabuldu. Biz iki şahit getirdik, hocaya getirdik. Ben razı, sen razı. Nikah kıyduk, kabulü. Bana bu bir cevap verirsen çok memnun olurum. Evet, hocam bir de yılda 1000 euro istemiş. 1000 euro istemiş hanımefendiden. Yurt dışında ya. Evet. Yani hem gizli nikah, beyefendi evli resmi evet. olarak. Gizli nikah kıydırıyor. Ondan sonra başka kadınlarla aldatıyor. Türkiye'de devam ediyor yaşamına. Bir de 1000 euro da para istiyor. Ama bu hanım kardeşimiz böyle bir zalime ne diye teslim olur ya? Evet. Allah Allah. Yani bir kere bak hanımefendi ayrıca ikinci bir şey var. Ben eski kocamdan dolayı aylık alıyordum. Tabii. O, orada da bir suç var ya. Şimdi bir şey var. Orada eğer bu beyle nikahlandıysa bu beyin her türlü masrafları karşılaması lazım. Tabii. Karşılamıyorsa bu neyin beyi bu? O karşılamıyorsa nenin nesi bu? Ve şimdi 85 milyonun hakkına tecavüz. Yurt dışında yaşıyor hanımefendi. Yurt dışında yaşıyor ama
İşte bu caiz değil. Bu doğru değil. Değil. Evet. Sonuçta yurt dışında yaşadığı ülkenin yetkilileri öğrense o emekli aylığını alamayacak. Yani. Evli olduğu için alamayacak, vermeyecekler yani. Doğru. Oranın aylığı tabii, oradan alıyor. Mevzuata oradan aylık alıyor. Oraya göre. Evlendiği belirlense onu da alamayacak. Olsun, oraya göre kul hakkı nihilal vardır. Tabii kul hakkı. Kul hakkı sonuçta yani. Öyle yani. Kul hakkı. Ve böyle gizli nikah. Sen bil, ben bileyim, başka nikah demek ne demek, ilan demek ya. Yani ilan yok. Yani sonra resmen nikahlı eşi durduğu halde bu hanım ikinci evliyle rıza gösteriyor. Peki buna ihtiyaç var mıydı? Buna bir ihtiyaç var mıydı? İhtiyaç olmadığı halde durup dururken adam böyle yapıyor. Biz buna niye rıza gösteriyoruz? Peki. Evet, hattımızı düşüren ilk izleyicimiz belli olmuş. Bekletmeyelim. Bakalım hangi şehirden izleyicimiz. Tanışalım, konuşalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldiniz. Mehmet Öner, Isparta. Teşekkürler hocam. Mehmet Bey, nasılsınız? Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Isparta'ya selamlar. Aleyküm selam. Isparta merkez mi? Isparta Yalvaç. Ne güzel. Kimlerle izliyorsunuz evde şu anda bizi? Ben kendi dükkanımda izliyorum. Benim berber dükkanım var Yalvaç'ta, çın altında. Öyle orada mi? Berber dükkanı var. Müşteri var mı şu anda? Şu anda yok. Kendim dükkanıyım. Evet. Allah bereketli kazançlar versin. İşiniz gücünüz rast gitsin diyelim. Allah razı olsun. Evet. Şifreleri not aldınız tek tek. Hattı da düşürdünüz. O halde duyalım. Birinci şifre neydi? Birincisi şifre Er-Rauf Celle Celaluhu. Evet, ikinci şifre Malikül Mülk Celle Celalü. Evet. Üçüncü şifre Zülcelal ve İkram Celle Celalü. Tebrik ediyoruz Mehmet Bey. Isparta'ya hediyenizi inşallah adresinize yollayacağız. Teşekkürler. Oldu. Hayırlı işler, bereketli işler. Allah razı olsun. Evet. Ayşe Küçük, İstanbul. İkinci olarak hattımızı düşürmüş hocam. Evet. Son olarak Esma Arslan, İstanbul. Esma Hanım da yine İstanbul'dan hattımızı üçüncü olarak düşürmüş. Tebrik ediyoruz. Hediyelerinizi adresinize yollayacağız. Yarın da programımız var. Çok soru var. Hocamıza sorulması gereken sırayı alıyoruz. Kalan soruları inşallah yarın da gelecek soruları hocamıza iletelim. Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Muhterem hocam çok teşekkürler. Sağ olun. Mevla sizden razı olsun. Cümlemizden efendim. Her hafta olduğu gibi bu hafta da programımızı muhterem hocamızın cuma duasıyla kapatalım. Dualarımızın icabet saatine denk geldiği bir gün olsun. Cumanız mübarek olsun. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya hayyu ya kayyum. Ya zel celal vel ikram. Ya erhamer rahimin. Amin. Bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin. Sana hamdolsun. Amin. Lütfettiğin bunca nimet karşılığında şükran görevini yapabilen bahtiyar ve mübarek kullarından Amin. Eyle. Ya Rab, rezzaksın. Rızıklarımızı helal ve bol olarak ihsan eyle. Amin. Lütfettiğin bunca nimet karşılığında da şükran görevini yapan mübarek kullarından Amin. Eyle. Hastalarımıza şifalar, borçlarımıza edalar Amin. İhsan eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.